Bak mesela şu kaldırım olmasa ben buradan gideceğim yönü imkansız bulamam. Böyle bir yer değecek bana yani. Ben oradan anlayacağım yürüdüğüm yolu. Anladın? Ben ressam olacağım, resim çizeceğim diye bir hevesim yok ki. Benim hevesim yaşadığım dünyayı tanımak. Yaşadığım dünyayı tanıma esnasında da resim yaptım. Şimdi derler ki anadan doğma hiç görmemiş bir kişinin doğayı çizmesini çok bu bilim adamları çok merak etti. Mesela hiçbir resim dersi almadım bunu söyleyeyim başta. Bütün teknikleri kendim keşfettim. Nasıl yapabilirim, nasıl halledebilirim istediğim bir şeyi. Ve perspektif, gölge, boyut ve ışığı kendi kendime çözdüm. Şimdi başlıyorum. Buradan sol taraftan elimle yanlış bir şey yerini şey yapmayayım, şaşırmayayım diye böyle başladım. Şimdi burada böyle mesela bir şey çizdim. Bu bir şeyi bitince çıkacak ortaya. Bakın, sol elimle takip ediyorum. Bunu kaldırsam yapamam. Çünkü bu parmaklarım görüyor. Bak mesela bu soldaki pencere daha küçük. Evet. Neden daha küçük? Bu ev düz olarak karşında dursaydı, bu iki pencere aynı olacaktı. Burada ne oldu? Bak köşeden aldım görüntüyü. Mesela burada perspektif, iki kaçışlı perspektifi göstermiş oluyorum. Dur bacayı unutmayalım konuşurken. Bacamızı da koyalım. Şimdi size doğru çevireyim. Ben 6 yaşından beri kimi gören, kimi yanımda varsa hiç anne baba ya da arkadaş komşu hiç fark etmez ya da yabancı dışarıda. Elime iki avucumun içine sığacak bir şeyi kavradığım zaman ama iki avucumun içine kavramam lazım bütün şekli. Hani büyük bir şeyi bilemem. Bir yerin ellerim o tarafı bilemem. Ama iki avucumun içindeyse ben onu önce nasıl durduğunu sormak zorundayım. Onu da bilmiyorum. Nasıl durduğunu öğrendikten sonra bunun ismi ne? O ismi de ezberliyorum. Hangi renkte? Rengini de ezberliyorum. Hiçbir zaman babam sen yapamazsın şurada otur da ben halledeyim sana getireyim falan filan hiçbir zaman demedi. Bir şey fark ettim ben. 4 yaşındayım. 4-5 yaşına girerken Allah Allah diyorum. Neden? Dışarıda benim koluma giriyorlar da kimse kimsenin koluna girip de dikkat et orada var şu var bu var filan demiyor da niye bana diyorlar? Niye annem yani evde babam anneme orada dikkat et şu var bu var demiyor. Hep oğlum şu var burada bak bu gel elinden ele bak burada soba var şurada şu var diyorlar da niye onlar birbirlerine söylemiyorlar? Babama sorduğum zaman benim görmediğimi söyledi. Ben görmediğimi o yaşta anladım. Yani babamın söylemesiyle. Dedi ki oğlum biz dedi baktığımız şeyi görüyoruz sen görmüyorsun. Farkın bu sana uyarmak zorunda kalıyorsun. Tamam onu öğrendikten sonra ben düşünmeye başladım kendi kendime. Dedim ki ya ben dünyaya bu şekilde mi geldim? Geldim. Geriye dönüş var mı? Yok. Böyle de öleceğim mi? Öleceğim. Ben neden yaşadığım dünyayı öğrenmeyeyim? Şimdi ben yaptığım bir şeyi kendim güzel oldu tamam aynısıdır diyemem. Öyle bir şey yok. Ama gören birine göstermem gerekiyor. Ne zaman? Bir görene gösterdiğim zaman. Sen mi yaptın? Ya vallahi ben yaptım. Ya yemin etmediğim yemin kalmıyor. Yok ya inanmayız arkadaş. Yok sen bunu çizemezsin. Yok biz inanmıyoruz. Dediklerinde ben her şeyi tam olarak somut olarak çizdiğimi öğrendim. İlk sergimi Kadıköy'de eski iskelenin karşısında bir belediyenin şey galerisi vardı. Orada açtım sergiyi. Birisi girdi. Kendi kendine söyleniyor. Tüh lan diyor resmi bak Allah kahretsin diyor. Ulan böyle resimler mi olur? Bu nasıl resim bu böyle diyor şimdi. Allah Allah niye diyor bunu? Cık. Dışarıda da kocaman afiş asılı. Görme engelli ressam diye. Şimdi dedim ki beyefendi beğenmediniz mi resimleri dedim. Aman dedi iyi ki görmüyorsun. Vallahi görsen dedi sen de benim gibi dedi dersin dedi aynısını.
Yapma ya dedim. Çok merak ettim ben dedim ya. Şu dedim resimleri bana bir dolaştırsana dedim. Tabii tabii dedi. Koluma girdi. Anlatıyor bana. Ya, yapmış diye de şey falan böyle diyor. Böyle hiç yani lakale. Diyorum. Şimdi en köşede benim bir şeyim vardır. Köylü güzeli diye bir resmim. Onu hiçbir zaman satmayacağım. Saklayacağım onu. Oraya gelince ben biliyorum o tam köşede. Aa bak bu resme bir şey diyemezsin. Bak bak renklere bak. Bak şu gölün güzelliğine, renkte suyun rengine bak falan deyince bu herhalde benim suratıma mı baktı, şey ne yaptı bilmiyorum. Sen görüyor musun ya dedi. Yo dedim. Nereden biliyorsun dedi. O resmin dedi güzel olduğunu dedi. Dedim bu resimleri ben yaptım dedim. Hadi ya dedi. Tabii dedim ben yaptım dedim. Nasıl olur ya dedi. Ne demek nasıl olur? Gel dedim. Hangi resmi beğeniyorsun? Mesela şu anlattı bir tanesini. Hemen orada aynısını şey olarak kroki olarak çizdim. Bak dedim. Bak. Ondan sonra ses kalmadı. Bir başlı dolanmaya. Bir resmin başında 5 dakika duruyor. Bir resmin başında 5 dakika duruyor. Dolandı, dolandı, dolandı ama bana hiçbir şey demeden gitti. Ya ben Almanya'da dedim ya bir boşluk bulayım, düşeyim de vurayım, döneyim köşeyi. Hani bir yerde bir parmaklık yapmasınlar da oradan bir düşeyim de köşeyi döneyim. Yok. Hiçbir yerde hata yok. Düşmüyorsun. Dümdüz. Yani gideceğin yeri rahatlıkla şey yapıyorsun. Kaldırımlar alçak. Öyle yüksek kaldırım yok. Ama üstünde de bir araba yok. Yani rahatlıkla dolaşıyorsun. Amerika'da öyle. Mesela şeylerde ışık geçeceksin. Sana dıt 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 işaret veriyor. Ankara'nın da birkaç yerine koymuşlar ama yani şimdi o birkaç yerde tabii az oluyor da ama ne yapacaklar bilemiyorum artık. Belki her yerde yapabilirler. Bir kişi önce ne durumdaysa onu kabullenmesi lazım. Birinci bu. Ben bu şekilde geldim dünyaya. Bu ben böyleyim. Ben bunu kabul ediyorum çünkü Allah'ın verdiği bu sana. Bunu kabul edeceksin. Etmesene ne fark eder? Edeceksin. Geriye dönüşü olmayan bir şeyi de kesinlikle düşünmeyeceksin. Düşündün mü aklını oynatırsın. Onu da sildin mi? Eğer bir insan bir şey yapmak istiyorsa ben bunu yapacağım arkadaş. İnatla yapacağım. Azimle yapacağım. Yani elinden hiçbir şey kurtulmaz insanın. Eğer isteği varsa, isteyerek yapıyorsa, ben bunu yapacağım diyorsa hiçbir engel ona şey yapamaz, önleyemez. Onu durduramaz. İşte örnek. Dünyayı elleriyle gören bir adam.